Merhaba arkadaşlar, ben Sonur Meral. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. Denizcilik Fakültesi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunmakta. Ereğli ilçesinde Denizcilik Fakültesi dışında Eğitim Fakültesi de bulunmakta ama bu iki fakültenin konumu da aynı yerde değildir. Birbirlerine uzaklıkları otobüsle 5 dakika yürüyerek 25 dakikadır. Denizcilik Fakültesi'nin içerisinde Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi olmak üzere iki tane bölüm bulunmakta. Bu iki bölümün öğrencilerini de eğer toplarsak yaklaşık 500 civarı bir öğrenci ediyor. Denizcilik Fakültesi'nin konumu Kepez mevkinde. Kepez zaten daha çok üniversite öğrencilerinin kaldığı bir mevki. Eğer Kepez'e gitmek istiyorsak her 5 dakikada bir kalkan Ömerli Hastane otobüslerine binebiliriz. Okulumuz otogar ve hastane yolunda olduğu için sürekli o tarafa giden otobüsler kalkıyor. Az önce dediğim her 5 dakikada bir kalkan Ömerli Hastane otobüsleri. Okula çıkarken karşılıklı iki tane kafe bulunmakta. Bu kafelerde yemek yiyebilirsiniz, tavla oynayabilirsiniz, okey oynayabilirsiniz. Artık birazcık sizin tercihinize kalmış bir durum. Ben ikinci öğretim öğrencisiyim. Denizcilik İşletmeleri Yönetim bölümünde hem birinci öğretim hem ikinci öğretim olmak üzere iki tane seçenek var. İkinci öğretim dersleri genelde saat 5'te başlayıp eğer iki dersiniz varsa 10'da bitiyor. Tek dersiniz varsa 7 civarı bitiyor. Birinci öğretim dersleri de sabah 8.40 ya da 9'da başlayıp 12'de ya da 3'te bitebiliyor. Artık kaç tane dersiniz varsa o gün içerisinde bitme saati değişiyor. İkinci öğretimler bazen birinci öğretim derslerine, birinci öğretimler bazen ikinci öğretim derslerine katılabiliyor. Mesela diyelim sabah o derse giremedin, akşam girebilirsin. Ya da akşam dersin çok geç saatteyse, eğer hocan izin veriyorsa o derse sabah da girebilirsin. Bu birazcık hocadan hocaya değişebiliyor ya da tercih etme durumu kişiden kişiye göre de değişebilir. Bizim sınavlarımız genelde bir vize, bir ödev, bir final şeklinde oluyor. Her hoca ödev vermiyor. Gene ödev vermek de hocanın tercihine kalmış bir durum. Ödevlerimiz şöyle oluyor. 4-5 kişilik gruplar şeklinde bir konuyu sınıfa slayt hazırlayıp sunuyoruz. Ya da gene 4-5 kişilik gruplar şeklinde, kişi sayısı artık hocanın inisiyatifine kalmış bir durum. Bir araştırma yapıp bunu hocaya teslim edebiliyoruz. Finallerimizde çoğu hoca test yapıyor. Klasik yapan hocalar da var. Dediğim gibi hocadan hocaya göre değişiyor. Ben bölümü kazanırken bu kadar çok sayısal bir bölüm olduğunu tahmin etmemiştim. Derslerimiz gerçekten çok fazla sayısal. Bu bölümü isteyen kişilerin araştırıp gelmesini öneririm. Yoksa benim gibi gelip birazcık bu kadar sayısal dersler karşısında şok olabilirsiniz. Bizde hazırlık zorunlu değil, hazırlık isteğe bağlı. Hazırlık okumak isterseniz eğer Zonguldak merkezine gidiyorsunuz, merkezde hazırlık okuyorsunuz, sonra birinci sınıfta geri Ereğli'ye geri dönüş yapıyorsunuz. Başka size nelerden bahsedebilirim? Okulumuzun denizcilik kulübü var. Denizcilik kulübü bize bu yıl şöyle imkanlar sağladı: yüzme dersleri ve liman gezileri olarak. Liman gezilerinin sağlaması aslında bizim için bir avantaj oldu. Çünkü derslerde işlediğimiz terimleri liman gezilerine gözümüze canlandırabildik. Ondan sonra birazcık Ereğli'nin ikliminden bahsedeyim size. Ereğli adı üstünde Karadeniz olduğu için kışları çok soğuk bir yer. Yazları da aksine aşırı sıcak bir yer. Kışları genelde kışın konuşamadım, kusura bakmayın. Kışın insanlar genelde dışarı çıkmıyor. Bir tane AVM'miz var, Özdemir diye. Herkes genelde Özdemir'de takılmayı tercih ediyor. Orada kafelerde takılmayı tercih ediyor. Yazın ise insanlar sahile akın ediyor. Çünkü Ereğli gerçekten göz alabildiğince manzara, deniz, kartpostallık bir yer. O yüzden yazın gerçekten sahil çok güzel bir yer oluyor. Yazın şöyle festivaller, şenlikler düzenleniyor. Siz de internetten bakabilirsiniz. Hamsi Festivali, Çilek Festivali ya da ne bileyim başka festivaller düzenleniyor ve gerçekten çok güzel sanatçılar geliyor. Ben bu bölümü kazandığım zaman eşit ağırlıktan 500 bindeydim. Ama benim kazandığım yıl 700 binde kapattı bölüm. Sizin dönemimizde kaç binde kapatır bilmiyorum. Başka size neyden bahsedebilirim? Ha, yurtlardan, apartlardan bahsedeyim. Benim bildiğime göre 3 tane kız öğrenci apartı,
iki tane erkek apartı var, iki tane KYK yurdu var, ikişer üçer tane de özel yurt var diye biliyorum. KYK yurdu demişken biri Gülüç'te, biri Doruk'ta. Eğer Gülüç KYK'da kalıyorsanız okula gelmek için iki tane dolmuş değiştirmeniz gerekiyor. Ama Doruk KYK'da kalıyorsanız okula yürüyerek de gelebilirsiniz, otobüste de gelebilirsiniz. Bu artık sizin tercihinize bağlı bir durum. Çok özür dilerim. Başka bahsetmem gereken şey, diyelim bu bölümden mezun oldunuz. Nerelerde çalışabilirsiniz? Ne iş yapabilirsiniz? Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra isterseniz acentelerde, isterseniz liman başkanlıklarında, isterseniz survey şirketlerinde, lojistik şirketlerinde, artık hangisini tercih etmek isterseniz oralarda çalışabilirsiniz. Bu birazcık size kalmış bir durum. Tercihinize bağlı bir durum. Onun dışında size bahsetmem gereken şey, başka bir şey yok bahsetmem gereken. Eğer merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Dargap'in Twitter ya da Instagram sayfasına mesaj atabilirsiniz. Ben ya da arkadaşlarım size oradan geri dönüş sağlayacaktır. Eğer bu bölümü kazanırsanız hayırlı olsun. Ben eğer okuldaysam siz kazandığınız süreçte elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Okulda değilsem de zaten bizde şöyle bir durum var. Diyelim bir nota ihtiyacın oluyor, bir şeye ihtiyacın oluyor. Üst sınıflardan herhangi birine mesaj attığın zaman yardım ediyorlarsa, yani bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Umarım siz de yaşamazsınız diye düşünüyorum. Gelecek olan arkadaşlarıma hayırlı olsun diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim herkese.